Kabe, insanlık tarihine şahitlik etmiş, birçok peygamberin hatırasıyla dolu bir evdir. Allah'ın evidir. Hazreti Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen Kabe, daha çok Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ile anılır. Mekke'nin fethiyle Kabe'yi asli kimliğine kavuşturan Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Bizler, Peygamberimizin hatıralarıyla dopdolu olan Mekke'yi, Kabe'yi, Medine'yi, Ravza'yı çok özledik. Allah, herkese kutsal topraklara gitmeyi, hac ve umre yapmayı nasip eylesin. Kabe'nin yollarında bugün İslam Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç Bey bizlere hac hatıralarını, o mübarek beldelerde yaşadığı duyguları nakledecek. Çok teşekkür ederim her şeyden evvel böyle bir düşünceyle böyle bir programa beni davet ettiğiniz için. Tabii her Müslüman gibi ibadetlerimizin en önemli rükünlerinden bir tanesi olan hac ve umre her şeyden evvel çocukluğumuzdan itibaren hacca giden, umreye giden büyüklerin döndükten sonra anlattıkları şeyler, getirdikleri böyle bir makine vardı, içine filmler konurdu, kenarına basarak Kabe'yi ve işte Medine'yi ve mübarek beldeleri, mekanları, ziyaretgahları gösteren o filmlere bakarak, duygulanarak önce bir hac ve umre fikri insanın kafasında canlanıyor. Tabi o yıllarda İstanbul'da Aksaray'dan kalkan otobüslerle dedemin ve babaannemi hacca yolcu ettiğimizi hatırlıyorum mesela. Onlar otobüslerle giderlerdi. Sonra geldikleri zaman oradan getirdikleri işte başta hurma olmak üzere veya çocuklara getirilen bazı hediyelerle çocukların kafasında önce güzel bir hac ve umre imajı diyelim oluşuyor. Daha sonraki süreçte sizler de akil vali olduktan sonra artık yavaş yavaş ne zaman nasip olacak bana acaba, nasıl gidebilirim acaba özlemi başlıyor. Buna eşlik eden mahiyette eğer biraz da ilmi manada da müktesebatınız ilerlerse, işte hac nedir, haccın bir ibadet olarak, zahiri olarak, fiziksel olarak nasıl yapılacağı kitaplarda tarif edildiği gibi tarif ediliyor şüphesiz. Tavaf nedir, nasıl yapılır, ihrama nasıl girilir, ihram nedir, mikat nedir vesaire. Bu tür bilgiler ilmihal kitaplarında yer alıyor. Ama işte hac nedir, niye o insanlar dönüp duruyorlar? Ve orada bir küp şeklinde bir ev var. Onun etrafında dönülüyor. İçinde ne var acaba gibi. Biraz daha sonraki süreçte konunun ilmi tarafıyla da ilgilenirseniz bu sefer haccın manası sizde daha bir tekamül etmeye başlıyor ve özlem artıyor. Büyüklerin, tarihteki büyüklerin işte Gazali gibi, efendim Muhyiddin İbn Arabi gibi onların hac tecrübeleri, haçta elde ettikleri kazanımları okuyunca bu sefer bu daha bir katmerleniyor ve bir iştiyak, bir özlem haline doğru dönüşüyor. Tabii daha sonraki süreç tamamen onun nasip olması ve sizin çağrılmanızla alakası var. Bendenizin ilk haccı o manada hani önce umre sonra hac falan olmadı. Benim ilk görüşüm doğrudan hac ile oldu. Yani umre yapayım sonra hac yapayım diyenlerden olmadım. 1995 yılında ki 5 yıllık evli iken evlendikten sonra eşime de bir sözüm vardı zaten. Eşimle beraber ailecek bir hac ziyaretimiz oldu. Oradaki anılarımız tabii
Şöyle ilk gitmenin vermiş olduğu bir şeyle her şeyden evvel insan neticede ilk olarak bazı şeylere zahiren bakmak, görmek ister. Gözünü çok fazla kapatırsanız duvarlara toslarsınız diyelim. Bundan dolayı tıpkı yurt dışlarında veya görmediğiniz bir beldeye gittiğinizde nasıl yaparsanız öyle şeyler de yapıldı. Aa, bu nedir, o nedir, o işte sütunlar, işte Osmanlı efendim revaklar yerinde duruyor mu, durmuyor mu, Hacer-i Esvedler'de gibi. Sadece dışsal bir tasvir, bir zihni fotoğraf çekmeyi de yapmadım diyemem. Yaptım ister istemez. Tabii dediğim gibi bu ilk haç olunca, ilk gidişte olunca yani ister istemez bir etrafı da bir bakmak istiyorsunuz. O açıdan böyle çok manevi büyüklerin yaptığı bir haç gibi haç yaptım diyemem. İtiraf etmeliyim. Yani çarşısına, pazarına da bakmak zorunda kaldık ilk haçta. Çünkü döndüğünüzde çoluğunuza, çocuğunuza, etrafınıza alacağınız bazı hediyeler var. İlk gidişler öyle de tabiidir yani diye düşünüyorum. Sizi ilk defa oraya götüren arkadaşlar, onlara rehber denir. Birisi sağ kolunuza, birisi sol kolunuza girerler. Derler ki işte gözünüzü kapat, yere bak, niyetini, duanı içinden yap. Biz seni Kabe'nin dibine kadar getireceğiz. Orada ilk olarak gözlerini açacaksın ve karşında Kabe'yi gördüğünde o duanı da yap. İnşallah da kabul olur. Bu merasim bize de yapıldı. Sağımıza, solumuza iki tane arkadaşım girdiler ve Kabe'ye götürüldük. Ve orada o ilk duamı yaptım gerçekten. Ve orada diyebilirim ki ilk manada böyle biraz bir hani şok yaşamak gibi bir şey de oluyor. Zira eğer meseleye sadece fiziksel bir inşaat malzemesi tabir caizse, fiziksel bir mimari obje olarak bakarsak ki öyle zaten bir geometrik bir küp şeklinde bir kutu var karşımızda, yüksek bir duvar ve insan elinden çıkmış, yani insanlar yapmış bunu, hani gökten inmemiş, insan inşaat ustaları yapmışlar, üzerine örtüler giydirmişler efendim. Ben o manada biraz hafif bir şok yaşadım, şöyle şok yaşadım, tam bizi götürdükleri esnada kisvenin yani Kabe örtüsünün değiştirilme hadisesinden sonra bir de inşaatı devam ediyordu. Yani o yıl 1995 yılında Kabe'nin tamiratı söz konusuydu. Binaenaleyh beni götürdükleri köşe iskeleler kurulmuştu. İnşaat ustaları çalışıyordu üstünde. Orada gözümü açtığımda ben biraz o manada bir kriz yaşadım. Zahiri ve batini ilimler ayrımını orada yaşadım. Yani mukaddes bir nesneyle karşılaşacağımı bekliyorum gözlerim kapalıyken. Ancak gözlerimi açtığım anda iskele üstünde ustalar çalışıyor. Hani Hazreti İbrahim'in Rabbini arayışında önce yıldızlara bakıp da daha sonra yıldızların kaybolduğunu görünce hani la uhibbul afilin sözünde de olduğu gibi kayıp gidenleri sevmem manasında, ben de o Kabe ilk bakışımdaki ustaları ve iskeleleri görünce öyle biraz bir içim bir şey oldu ama o bir iki dakika sürünce aslında güzel oldu öyle bir şey yaşamam. Ardından Kabe'nin hakikatine esas bakmam derken hani onu görecek kabiliyet bende yok ama onu hiç olmazsa tefekkür etmek tarafına doğru meylettim. Sadece zahirinde kalsam ustaları görüyorum, inşaat iskelelerini görüyorum. Orada güzel bir
bir iki dakikalık bir şoktan sonra güzel açılımlar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki tavaf burada çok çok önemli. Her bir şafta dönüyorsunuz ve şöyle bir benzetmem olmuştu döndükten sonra da. Bilmiyorum herkes bunu hissetti mi? Kabe'yi sol tarafınıza alıp dönmeye başladığınızda kendimi dönerci eti gibi hissettim. Nasıl bir alevin karşısında dönere geçirilmiş et döndükçe kızarmaya başlar o yönü. Benim sol tarafım sanki yanmaya doğru başlamıştı böyle. Yani kendim döndükçe o dönercideki et gibi hissetmeye başladım ve sol taraftan gerçekten böyle bir hani enerji, bir ısı hissettiğimi zannediyorum. O tavaf sürecinde aynı zamanda sizin ihramla tavaf ediyor olmanız, hiçbir işaretin üstünüzde olmaması, hiçbir sosyal etiketinizin olmaması, sizle beraber tavaf eden bir Afrikalının, bir Asyalının, bir Avrupalının, belki çok zengin bir iş adamı, belki bir siyasetçi, belki bir ilim adamı, belki de çok fakir, gariban bir insan. Onların hiçbirinin o üzerindeki kıyafetle belli olmadığı, müthiş bir bu manada toplumsalcılık gözüyle baktığımız zaman çok eşitlikçi bir anlayış olduğunu görmekteyiz orada. O muhteşem bir hiyerarşinin orada sıfırlandığı, herkesin adeta eşit olduğu bir hadise. Bunu özellikle Arafat'ta hissetmek biraz daha sanki mümkün gibime geliyor. Zira Arafat'ta biliyorsunuz haç zamanı dışında gittiğiniz zaman Arafat'a bir insanların piknik yaptığı, çocukların top oynadığı bir dağın parçası, bir tepelik, bir düzlük, piknik alanı tabiri caizse. Ama haç zamanında gittiğiniz zaman ve orada vakfe denilen o ayakta duruş, boynunuz bükük bir şekilde tazarru içerisinde beklediğiniz zaman sanki bir duşun altında yıkanıyormuş gibi hissedenler var. Hani ben hissediyor falan desem şey olur ama böyle duyduk, okuduk bazı büyüklerden. Meleklerin kanatları sanki kafama çarpıyor diyenler okuduk, duyduk. Başka zaman gittiğinizde yoklar ama o kadar fazla tabiri caizse tenezzül etmişler, o kadar fazla aşağı inmişler ki o duşun altına girdiğiniz zaman manevi olarak yıkanıyorsunuz adeta. O manada hac ibadetinin de gerçekten manevi bir ibadet olduğunu, birinci derecede manevi bir ibadet olduğunu, bir tür seyri sülük olduğunu, orada insanın bazı kemal derecelerini elde ettiğini büyüklerin eserlerinden görmekteyiz. Mesela Muhyiddin İbn Arabi gibi bir zat, El-Fütuhatül Mekkiye isimli devasa eseri, 560 bölüm, 10 bin sayfa tutan eserinin Kabe'nin karşısında Hacerü'l-Esved'e müteveccihen murakabesi esnasında Kabe'nin içinden çıkıp gelen, ben Kabe'nin hakikatiyim, kalk Muhyiddin benimle beraber tavaf et diyen kişinin kendine aktardığı, o varlığın kendine aktardığı bilgiler olduğu söyleniyor. O açıdan bir şah eser, bir muhteşem bir eser. Zaten kitabın adı da Fütuhatül Mekkiye, yani Mekke'de bana gelen fetihler. Kabe'ye mektup yazmalar söz konusu, yani Kabe'nin hakikatine. Dolayısıyla Kabe'yi sadece bir küp şeklinde bir inşaat malzemesi, objesi olarak görmeyip, orası adeta bir manevi tecelli noktası, tam bir nokta ve onun etrafına doğru da
sıçradığı halkanın genişlediğini düşünmek, tefekkür etmek gerekir. İkincil olarak haccın ikincil değerlendirilmesinde de tabii ki orada siz bütün dünyadan gelen kardeşlerinizi görmektesiniz. Daha evvel hiç görmediğiniz çeşitliliği görmektesiniz. Allah ayet-i kerimede eğer ben isteseydim hepinizi tek bir kavim yapardım, tek bir millet yapardım. Böyle istemedim ki tanışasınız aranızda. Hanginiz daha takvalı diye yarışasınız diye böyle çeşitliliği yaptım buyurunca bunu bizzat müşahede edeceğimiz bir alan haline geliyor. Benim daha sonraki bir yani haccım da oldu. O da 2018 yılında İran görevim bittiğinde son günlerde bir haç yaptım. Onu tek başıma yaptım ve herhangi bir özel grupla değil, tamamen ücretini kendi cebimden ödeyip bir Diyanet hacısı gibi hiçbir de özel şey kabul etmeyerek sıradan vatandaşlarımızla 20 kişilik odalarda kalarak bir haç yapmayı tercih ettim. Onun da ayrı lezzeti, ayrı şey oldu. Onu da unutamam. Hira Mağarası yani gene aynı şekilde söyleyeyim. Bir turistik manada baktığınız zaman evet bir dağın tepesine gidiyorsunuz. Önce eteğine gidiyorsunuz. Oradan gerçekten yükselmeye başlıyorsunuz ve o mağaraya ulaşıyorsunuz. Benim daha evvelki kitabi bilgilerime göre biliyorsunuz bilgide dereceler var. Yani öncelikle efendim ilmel yakinle başlıyorsunuz ama sonra aynel yakin ve hakkal yakin haline gelmesi gerekiyor. Gidip gördüğüm zaman orada da bir şok yaşamıştım. Gerçekten adeta bir tür dağcılık sporu yaparcasına tırmanıyorsunuz. Böyle basit bir tepecik falan zannediyordum. Yani hafif bir tepe. Peygamberimiz yürüyor oradan böyle hemen bir iki adım sonra giriyor zannediyordum. Hayır, bayağı bir çıkıyorsunuz. Yani hatta yaşlı insanları çok tavsiye etmem yani zorlamasınlar kendilerini gitmeye. Bayağı bir yüksek bir yermiş, yorucu bir yer. Ve ondan sonra da orada bir mağaranın içerisine giriyorsunuz. Şöyle bir soru sormamız gerekiyor. O yıllarda Mekke'nin toplam nüfusunun bugünkü standartlarla konuşacak olursanız bir köy nüfusundan bile daha az insan varken hani trafik, efendim aşırı kalabalıklık, binalar, şu insanlardan kaçayım da bir kenarda bir kuşeyi inziva bulayım da orada inzivaya çekileyim belki diyebilir metropol insanlarının böyle bir şeye ihtiyaçları var. Ama zaten köy gibi bir nüfusu olan bir yerde ne gerek var ki sizi şehrin biraz uzağında ve bir tepenin üstüne çıkmanızı gerektiriyor ve orada Rabbinizle baş başa kalıyorsunuz. Bu çok çok önemli bir husustur. Benzer bir tecrübenin Hazreti Musa'da, Tur-i Sina'da yaşandığını biliyoruz ve birçok peygamberde bunu görüyoruz. Buradan şu anlaşılıyor ki manevi bir emanet önce bir ön hazırlık ister, bir seyri sülük ister. Çünkü gelecek olan tecellinin ağırlığını kaldırabilmek için peygamber bile olsanız neticede bedenli, cesetli bir varlık halinde zuhur ediyorsunuz. Bunun hazırlığının yapılması için bir halvet tecrübesine adeta ihtiyaç var. O halvet bazen 40 gün sürebilir, 40'tan daha fazla sürebilir, daha az sürebilir. Hazreti Musa'nınkinde 40 gün olmuştu. O açıdan Hazreti Peygamber Efendimiz'in Hira tecrübesi beraberinde şöyle bir düşünceyi de bende canlandırıyor. Bugün çünkü böyle objektivizm ve pozitivizm modası var özellikle bazı dini ilimlerde. Bunun böyle yegane kriter olarak kabul eden akımlar var. O manada baktığım zaman şöyle olması gerekirdi. Tabiri caizse Mekke'de noter huzurunda arkadaşlar ben vahiy indireceğim. Bakın hani tek başına indirmeyeyim. Birazdan vahiy gelecek. Yani toplumsal olarak şahitler huzurunda insin ki gibi bir
bir şey beklenilir yani normalde. Yok. Bir kişidir, girmiştir ve ben Allah'ın Resulüyüm. Allah bana ikra bismi rabbikellezi halak diyerek bazı emirler bildirdi. İlk emir oku emriyle başlandı. Diyerek o mağaradan iner. Yani cem halinden fark haline iner. İnsanların arasına avdet eder tekrar. O insanların Allah tecrübesi o peygamber üzerinden olur. Bazıları onun dediğine inanırlar, mümin olurlar. Bazıları inkar ederler, kafir olurlar. İnkar edenler, Allah'ı inkar edenler, peygamberi inkar ederek Allah'ı inkar ettiler. Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Yani insanoğlunun yeryüzündeki tecrübesi hiçbir zaman doğrudan karşısına Allah çıkmış da ben beyefendi ben Allah'ım, beni kabul edersen müminsin, beni reddedersen kafirsin. Böyle bir tecrübe yeryüzünde yaşanmadı. İnsanın karşısına insan çıktı. Adı İbrahim'di, Musa'ydı, Harun'du, İsa'ydı, Muhammed'di aleyhisselam. Ve onlar dediler ki böyle böyle kabul edildi, Allah'a iman edildi. Reddedenler Allah'ı reddetmiş oldular. Onun için insanın tecrübesi insan üzerinden olmuştur. Zaten buradaki bu farkı iyi anlamak gerekiyor. O manada Hira gerçekten çok çok önemli bir tecrübe. Tabii ki her şeyden evvel Ravza-i Mutahhara'da ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in o Hücre-i Saadet'ini ziyaret etmek, onun o ruhaniyeti huzurunda bulunmak, biraz tabii bizim gibi günahkarların utanarak gitmesi söz konusu. Orada yaşanan şeyler tabii ki anlatmak biraz şey, yani mahrem şeylerdir. Biraz serde şeylik vardır bizde diyelim, daha naz ehliyiz biz böyle. Daha senli benli konuşabiliyoruz biz bazen yani. Ya baba niye bizi böyle yetim bıraktın diyebiliyoruz biz yani. O manada bizim meşrep biraz daha Allah günahlarımızı affetsin, daha laubali bir meşrep olabiliyor. Bal akıl demek, lao akılsızların yolu olabiliyor bizimki. Çünkü çok akılla bulamadık bazı şeyleri yani. O manada peygamberin huzurunda bulunmak, orada namaz kılabilmek, onun kıldığı yerde. Tabii ki izdihamdan dolayı o cennet bahçelerinden bir bahçe denilen o alana hücum etmek, birilerini itelemek, eziyet olacağından dolayı nasip olmadı. Yani oraya yakınlaştım. Yani oralarda iki rekat namaz kıldık ama öyle şey olmadı. Uzaktan murakabeyle, uzaktan tefekkürle bir ziyaret gerçekleştirdik. Medine tabii ki yani bir hüzün bıraktı bizde, bir burukluk bıraktı. 20. yüzyıl Müslümanı olarak sen ne bıraktın bize? Düşüncesi gelebiliyor insana. Yani sen ne bıraktın? Biz ise ne yaptık? Senin bize emanet ettiğin o emaneti ne yaptık? İnsan bazen tabii ister istemez duygulanıyor. İnşallah yevmi kıyamette karşılaştığımızda özrümüzü kabul eder. Seni sevdik. Seni görmedik belki ama seni sevdik. Senin dediklerini anlamaya çalıştık. Belki hani
Sizin en hayırlınız sizden çok sonra gelecek olan kardeşlerinizdir diyordu ashabına. Çok sonra gelecek olanlar, onlar içerisine belki girerek belki affoluruz diye düşünüyorum. Bu manada Medine ziyareti tamamen manevi ve bir ziyaret, bir efendim tefekkür ziyareti. Bakınız şurada efendim Uhud oldu. Bakınız şurada şunlar yatmakta. Bakınız yani gezdirirken, insanımızı gezdirirken rehberlerimiz zaten bu şekilde açıklamalarda bulunuyor. Bakınız burası Cennetül Baki. Burada şunlar şunlar yatıyor. Peygamber Efendimizin Ehli Beyti yatıyor burada. Efendim şurada Hazreti Ebu Bekir yatıyor. Şurada Hazreti Ömer yatıyor o diye göstermek. Efendim işte cin mescidine götürmek. Burada nasıl bir hadise geçtiğini, yani cinlerin Peygamber Efendimiz'e nasıl biat ettiğini, çünkü o hem insin ve hem de cinlerin peygamber olduğu için o hadisenin nasıl bir hadise olduğunu ve o hadisenin burada gerçekleştiğini mesela göstermek, söylemek, anlatmak. İşte Uhud Savaşı'nda nasıl kaybedildi, okçular niye yerlerinden çıktılar, nasıl arkadan kuşatıldı da ordu ve bu şekilde kaybedilme durumu ortaya çıktı. Sonra tekrar toparlandı vaziyet gibi. Böyle bol tarihsel açıklamalar yapılarak gezdirmek lazım. Tabii ki Peygamber Efendimizin huzurunda da onunla bir kalbi rabıta, onun ruhaniyetiyle kalbi rabıta nasıl kurulur onu öğretmek gerekir. Bu manada yani şöyle söyleyelim, hac, yani Mekke'de gerçekleşecek olan hacca ikincil olarak Medine ziyareti de eklenmeli. Böylece daha mükemmel bir seyahat olur. İbadet daha tamamlanmış olur. Yani sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Ümit ederim ki oraya gitmek ve o fiziksel hareketleri yapa yapa bir gün haccın hakikatini, Kabe'nin hakikatini inşallah elde ederiz. Yedi şaft yapmak nedir? Bir tavaf kemale ermesi için o da yedi nefs makamıyla irtibatlı mıdır acaba diye düşünmek lazım. O manada bütün vatandaşlarımıza ariflerin haccı nasılmış, ariflerin haccı Kabe'si, Kabe'yi tarifleri nasılmış, ilmihal kitaplarında haccın fiziksel tarafını öğrendikleri gibi o haccın ruhunu, haccın felsefesini de şöyle bir göz atmalarını tavsiye ederim acizane.